Arkadaşlar, Emera Garaj'dan herkese merhaba. Bugünkü montajımız 2011 model Alfa Romeo Giulietta. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Arabamıza montaj yaparken elektronik veya plastik aksamına kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapıyoruz. Aracımıza ayrıyetten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. R'de çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi cihazın size kısaca kullanımını göstereceğim. Öncelikle navigasyondan başlayalım arkadaşlar. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internet üzerinden kullanmış olduğumuz Yandex veya Google Maps. İkincisi de internetsiz kullanılan Aygo. Şu anda müşterimiz Yandex tercih ettiği için bunu navigasyon bölümüne atadık. Kullanımı da çok basit. Navigasyonu açtıktan sonra arama bölümüne tıklıyoruz ve gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz. Cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Buradan geri geldik arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın kendi hafızasına müzik atabiliriz. Şu anda kendi hafızasındaki müzikleri kullanıyoruz. Direksiyon kumandamızdan parça atlatmamız aktif görmüş olduğunuz gibi. Ses açma kısmı. Bunların hepsini aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. İstersek sardırma da yapabiliriz. Sardırma hızımızı görüyorsunuz. Kesinlikle bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın versiyonunun yüksek olmasından kaynaklanıyor. İstersek torpidoya çekmiş olduğumuz USB girişimiz de var. Bu USB girişi üzerinden de flash disk veya hard disk bağlayıp bunun içindeki videoları, müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliriz. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Radyo bölümümüz var. Radyo kullanımı da orijinal TV'ne göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Bu çubuktan hızlı geçiş yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya almak istiyorsak onun üzerine 1-2 tane basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi kanalımızı oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandamız burada da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Kayıttaki kanalları direksiyon kumanda yardımıyla atlayabiliyoruz. İstersek ekrandan da otomatik arama yaptırabiliriz. 1-2 tane basılı tuttuğumuz zaman bir sonraki kanala otomatik bir şekilde geçiyor. Daha sonrasında arkadaşlar video bölümümüz var. Yine cihazın kendi hafızasına biz video attık. İstersek bu hafızadaki videoları cihaz üzerinden oynatabiliriz. İstersek de yine torpidoya çekmiş olduğumuz USB üzerinden harici bellek takarsak bunun içindeki videoları cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine video bölümünde de direksiyon kumandamız sağlıklı çalışıyor. İstersek tam ekran yapabiliyoruz. Ses kalitemiz gayet iyi. 4x50 watt MOSFET çıkışımız var. Yine videoda da sardırma yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir saniye bile beklemiyor. Video bölümümüzün kullanımı da bu şekilde. Tekrar geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehberimizi de aktarabiliriz. Rehberi aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz. Veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar menüsüne geleceğiz. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Ağ ve internete tıkladıktan sonra kablosuz açıyoruz arkadaşlar ve cihazımız aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz ve cihazımız normal bir tablet gibi internete bağlanıyor. Şu anda zaten müşterimizin cihazı bağlı. İnternete bağlandıktan sonra da kullanacağımız uygulamaları göstereyim size. İnternetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranını yansıtabiliriz. Android veya iPhone olması fark etmiyor. Easy Connect özelliği sayesinde. Bir sonraki sayfamıza geçtik arkadaşlar. Google üzerinde gezinti yapabiliriz. Yine Google haritalarımız var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz bir navigasyon programı. Bu uygulamalar haricinde bir uygulama indirmek istersek Play Store uygulamamız var. Play Store sayesinde de istediğimiz uygulamayı cihaza indirip kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geldik. Yandex navigasyonu göstermiştim zaten. Spotify'ımız var. Müzik programı istersek bunu da kullanabiliyoruz. YouTube'umuz var arkadaşlar. YouTube sayesinde de istediğimiz videoyu cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Veyahut da daha önce de söylemiş olduğum gibi başka istemiş olduğumuz bir uygulama varsa Play Store'dan indirip kullanabiliriz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınıza bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.